Merhaba dostlar. Bugün size çok basit bir şekilde, en kolay şekilde çelikten sukulent üretmeyi anlatmak istiyorum. Çelik keserek onları nasıl köklendirebileceğimizi anlatmak istiyorum. Bazı sukulentler yapraktan olmuyor. Daha önce de bahsetmiştim bir videomda. Yaprak videomda bahsetmiştim. Onlardan çelik kesmemiz gerekiyor. Yani rozetleri kesmemiz gerekiyor. Halk arasında hani kafa kesme ya da işte kelle kesme gibi tabirler kullanılıyor. Fakat rozetleri keserek onları nasıl çoğaltacağımızı basit bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ben köklendirme hormonu kullanmıyorum. Aslında kullanılsa tabii daha iyi. Fakat şu dönem çok bulabileceğimi de düşünmüyorum. Hiçbir tecrübem de yok. O yüzden ben yaklaşık 4-5 yıldır arkadaşlar hormonsuz bir şekilde üretim yapıyorum. Çelikleri keserek. Evde hepimiz yapabiliriz. Kurallara uyduktan sonra kesinlikle bir sorun yaşanmıyor. Öncelikle çıkan yavruları ya da tepe çeliği arkadaşlar bakmamız gerekiyor. Böyle uygun, müsait olanları kesmemiz gerekiyor. Bakın tam dipten kesiyorum. Uçtu. Evet. Bu şekilde kenara koyuyorum. Bundan da bir çelik alalım. Bakıyorum uygun olana. Tekerle de çok zor oluyor arkadaşlar. Evet, bunu uçurmadık. Bu rozeti de kestim. Kenara alıyorum. Normalde ben bir saat bekletiyorum arkadaşlar. Ama bir günde bekleyebilir, 2 günde bekleyebilir. Hiçbir problem olmaz. Önemli olan kestiğimiz yerdeki bu kısmın kuruması, yaranın iyileşmesi. Eğer yarası iyileşirse hiçbir şekilde bakteri kapmaz, mikrop kapmaz. Köklenme çabuk olur. Bundan da keseyim. Böyle küçük bitkilerden bakıyoruz arkadaşlar. Uygun yerden kestim. Bu Krasul ailesinden çok çabuk kökleniyor zaten. Daha önce kestiğim çelikler var. Yaklaşık 2 saat önce kestim. Arkadaşlar toprağımı hazırlıyorum. Saksımı hazırlıyorum. Tamamen kupkuru bir toprak. Kokopet ağırlıklı bir toprak. Geçirgen. Ve aldığım, kestiğim çelikleri arkadaşlar toplu bir alana dikmeyi tercih ediyorum ben. Çünkü tek tek uğraşmak sonra benim için yorucu oluyor, çiçeğim çok olduğu için. Bu şekilde çeliklerimi yan yana dikiyorum arkadaşlar. Mesela bakıyorum alt yapraklarda almam gerekse alıyorum. Şu şekilde. Şunu da alayım. Evet. Böyle biraz gövdeyi bırakmak iyi olur arkadaşlar köklenme açısından. Bunu da dikiyorum. Nemli toprağa dikip başarılı olan arkadaşlar da var. Ben sadece kendi kullandığım tekniği söylüyorum. Ben daima kuru toprağa dikiyorum. Ve yaklaşık 15 gün sonra su veriyorum. Size 15 gün önce diktiğim saksımı da göstereceğim. Kökler başlamış mı beraber göreceğiz. 15 gün sonra su veriyorum arkadaşlar. Hep bu yolu izledim ve çok başarılı oldum. Başarısızlık olmadı şu ana kadar bende. Herhangi bir çürüme ile karşılaşmadım. Bunun da alt yaprağını alıyorum. Dikilecek bir alan bırakıyorum. Yine Krasul ailesinden çok çabuk kökleniyor. Bu şekilde çeliklerimi sadece bu şekilde yerleştiriyorum. Böyle çok gömüp boğmaya da gerek yok. Böyle sıralıyorum.
Türüne göre bazı türler çok çabuk kökleniyor, bazı türler biraz daha geç köklenebiliyor. Ama emin olun hepsi birbirini dengeliyor aslında. Hani birinin kök oluşumu başlarken birinin kökleri daha fazla büyümüş oluyor. Fakat toprakta ıslanınca, su verince kök gelişimi daha da hızlanıyor. Ve hepsi bir arada çok mutlu, mesut yaşayabiliyorlar. Sonra büyüyenleri, daha hızlı büyüyenleri, daha hızlı kök attıklarını ve geliştiklerini gördüklerimi onları ayırıyorum arkadaşlar, alıyorum. Bu saksı zaten aslında emanet bir saksı oluyor. Yani içinde durabilir, büyüyebilir tabii. Ama hani istediğinizi içinden seçip alabilirsiniz. Bu şekilde. Hiçbir şey yapmıyorum. Böyle arkadaşlar, bu tarzların alt yapraklarını çok almıyorum, krasulaların. Böyle toprağa yerleştirdiğimizde zaten köklenme başlayacak. Ve bu saksıyı arkadaşlar 15 gün önce yaptım. Çelikleri kestim ve sadece diktim. Şimdi ben de sizinle beraber bakacağım. Galyumu alalım. Bakın, bir tanecik köklenmiş. Evet, geri yerine dikiyorum. Başka hangisine bakalım? Evet, birazcık kök gelişimi başlamış. Artık tam su verme vakti. Fark ettiyseniz arkadaşlar, hepsi şu anda çok susuz. Köklenme aşamasında su vermediğim için artık yaprakları böyle buruş buruş olmuş. Fakat ben bugün su vereceğim ve suyu hemen depolayacak. Kök gelişimi hızlanacak. Böylece bitkimle risk de almamış olacağım. Bakın, bu güzel köklenmiş, hızlı köklenmiş. Dediğim gibi şu an böyle görünmelerinin sebebi susuz olmaları. Ama su verdiğimde hemen kök yapacak zaten. Bu sedum türleri zaten çok çabuk kökleniyor. Dediğim gibi arkadaşlar, çelikleri kesiyorum. Kestiğim çelikleri 1-2 saat bekletiyorum. Bir günde bekletebilirsiniz. Bir tane daha keselim para ağacımızdan. 15 gün sonra su veriyorum. 15 gün önce su vermiyorum arkadaşlar. Bu şekilde toplu bir alana yerleştiriyorum hepsini ve bekliyorum. Sabah güneşi alan, bol esinti alan bir yere koyuyorum hepsini. Şuradan da bir çelik alalım. Bir de arı geldi. Allah'ım, beni soracak şimdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde koyuyorum. Zaten köklenmeler başlıyor. Ve bu kestiğimiz yerden de arkadaşlar, kestiğimiz yerlerden mutlaka yavrular geliyor, merak etmeyin. Hatta daha çok yavru geliyor. Mesela ben bunun tepesini çok önce kesmiştim. Bakın, buradan kesmiştim ve 3 kocaman çelikle beraber, kafayla beraber döndüler. Kestiğiniz yerden mutlaka yavrular veriyor. O yüzden korkmayın. Keserek çoğaltmak her zaman daha risksiz bence ve daha hızlı. Yapraktan bebekler biraz geç büyüyebiliyor ama çelik kestiğimiz zaman çelikler kökleniyor ve zaten hemen büyümüş oluyorlar. Daha da hızlı gelişim gösteriyorlar. O yüzden ben çelik keserek, yani tepe çeliği keserek üretmeyi seviyorum arkadaşlar. Bütün türlerimde zaten bu şekilde bu kadar seri üretebiliyorum. Yoksa ev şartlarında biraz tabii ki zor. Serada iklim, ışık, ısı, her şey çok mükemmel olduğu için tabii ki üretim daha hızlı. Ama bizim gibi evde, hani balkonunda, terasında büyütenler için biraz daha tabii zorlu bir süreç. Daha geç büyüyorlar, daha yavaş büyüyorlar. Ama çelik kesersek hem kestiğimiz yerden bir sürü yavrular gelecek, hem de
türümüzü çoğaltmış olacağız. Yedeklemiş olacağız. Bakın bunu da aldığımda tepe kısımlarını komple kesmiştim. Bunlar aslında yeni çıkan bebekler hepsi. Yine kestim. Yine kestiğim yerden çıkacak. Böyle böyle çoğaltılıyor arkadaşlar. Çelik keserek bu şekilde çoğaltmamız mümkün. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.